Yani şehitlerimizin kanı filan var yani o şiirde. Okumaktan ve bilmekten her zaman gurur duyuyoruz. Allah bu millete bir daha tekrar yazılmasın. İstiklal Marşı bir onur imzasıdır. Onun da dediği gibi Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı 100 yaşında. Mehmet Akif Ersoy milli mücadele ruhunu maneviyatla birleştirerek o şanlı dizeleri kaleme aldı. Bakalım Kayseri halkı bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Bugün İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü. Bu konuyla alakalı duygu ve düşünceleriniz neler? Yani Türk milletinin kurtuluşunun ifade ediyor. Türk milleti için çok önemli bir şey. Yani karanlıktan aydınlığa geçiş, yani Türk milletinin şey olarak yani çağdaş modern İslam ülkesi olarak dünyada örnek gösterilecek bir ülke olarak yani önemli bir gün bizim için, Türk halkı için. İstiklal Marşı benim için Atatürk'ü anımsatıyor, şehitlerimizi anımsatıyor, gazilerimizi anımsatıyor. Kurtuluş Savaşı döneminde o kadar şehitlerimizi verdik ki ellere. Yani çok kötü bir savaş oldu. Dünyamızı ele geçirmeye çalıştılar, bayrağımızı ezmeye çalıştılar. Hep dışladılar Türkiye'yi. Ve Atatürk bunun için bir mücadele kurdu. Bunun için Türkiye'yi yaşatmak için böyle dünyaya her şeyi anlatmak için bir savaş kurdu ve bunun için şehitlerimizi de ortaya sürdü. Yani Atatürk cidden benim için çok önemli biri. Onu çok seviyorum. İstiklal Marşımızı, bayrağımızı, ezanımızı Rabbim bizim üstümüzden almasın. Bu vatan, bizim vatanımız, buraya sahip çıkmalıyız. Tamam mı gençler? İstiklal Marşı sizin için ne anlam ifade ediyor? Ne, ben Türk'üm elbette ki, o Mehmet Akif Bey onu yazmış, Allah rahmet etsin. Biz de onu yıllarca devam ettireceğiz. Sizler devam ettireceksiniz. Bizler yaşlıyız. Hepsi bu. Bizim ülkemizin simgesi. Dünyanın Türk olmak ayrıcalık. Vallahi İstiklal Marşı her zaman şehitsinler. Okullardan olsun, her yerde olsun. Bu bizim Atatürk'ün şeyi. Atatürk'ümüz onu çıkarttı. Olacak. Biz onu istiyor. İstiklal Marşı'nın yazarını biliyor musunuz? Bilmiyorum ya. Onu bilmiyorum kızım. Bu vatan için şehit olan herkes için İstiklal Marşı bir onur imzasıdır. Bu onur imzası bu millet için inşallah bir kere atılır. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazmak zorunda bırakmasın. Duygularımız bunlar. Tekrar bugün kutlu olsun. Mehmet Akif Ersoy'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. İstiklal Marşımızı yazan Mehmet Akif Ersoy üstadımızı anıyoruz. Kendisini dualarla anıyoruz. Yazdığı için çok teşekkür ederiz. İstiklal Marşı bizim her şeyimiz. Allah bu millete bir daha tekrar yazılmasın. Vallahi duygularım çok güzel. Çünkü bu İstiklal Marşı bugüne kadar çok güzel. Yani Mehmet Akif Ersoy'u da anıyoruz. Onu da kalbimizde her zaman. Çok güzel yazmış. Yani o kadar şiir yazmış. Onun hani yarışma olmuş mesela. O kadar şey yazılmış. Arasından tek bir tane şiir seçilmiş. Bence çok güzel bir şiir. Yani şehitlerimiz olsun, savaşımızı anlatması olsun. Çok güzel bir şiir. Gerçekten duygulandırıyor bizleri. Yani şöyle düşündük de hani şehitlerimizin kanı falan var yani o şiirde. Duygulanmamak elde değil. Ülkemizin bağımsızlığı hepimiz için önemli ve bu da bizi ülkemize rahatça yaşamamızı sağlayan faktörlerden bir tanesi. Bu yüzden onu okumaktan ve bilmekten her zaman gurur duyuyoruz. Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü. Bu konuyla alakalı duygu ve düşünceleriniz neler? İstiklal Marşı, Mehmet Akif'in Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın dediği gibi çok zor şartlarda yazılmış bir milletin yeniden doğuşunu, bütün dünyaya emperyalizmden kurtulunabileceğini, yeniden bir ülke kurulabileceğini, bunu da topyekun kadın erkek, çoluk çocuk verilen Kurtuluş Savaşı'da olabileceğinin bir örneğini destansal bir şekildedir İstiklal Marşı. Hepimizin çocukluktan itibaren okurken tüylerimizin diken diken olduğu, hem hüzünlendiğimiz hem gurur duyduğumuz bence en büyük destanlarımızdan biridir. Bu
İstiklal Marşı'nı bize kazandıran Mehmet Akif'in de ruhu şad olsun. Onun da dediği gibi Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.